Nazlı Hanım, Nazlı Hanım. Daha ortada kadın başrol oyuncumuz yok. Bizi sete soktunuz. Yani dizinin adı Dünya'nın En Güzel Kadını. Ama ortada kadın oyuncu yok. Nasıl olacak? Renko! Tike tikim var biliyorsun. Anlıyorum, gerginsin ama ayarladım İbrahim, ayarladım. Bugün geliyor kadın oyuncu mu? Ama neden son dakikaya kaldı bu iş? İnanır mısın, piyasada kadın oyuncu bulamadık. Ha. Çok mu yüksek fiyat çekiyorlar? Hayır, hepsi linç yemiş oluyor. Piyasada linç yememiş, kadın oyuncu bulamadık. Mesela sen kadın oyuncu ayarladım. Ha. Ah, karbüratörü bozulunca bu nasıl karbüratör diye tweet atmış. Karbüratörcüler Derneği tarafından linçlendi. Oo. Hadi ona bay bay derken başka bir kadın oyuncu ayarladım. Elma candır diye tweet atmış. Armut severler, sen Armut'tan nefret mi ediyorsun diye kadını linçlediler. Oldu bay bay. Yeni bir kadın oyuncu ayarladım. Ah, bugün hava çok güzel diye tweet atmış. Hashtag hava sana güzel tabii diye linçlediler kadını. O nasıl linç artık canım, daha neler? Biz de anlayamadık ya. Neyse, memlekette çok gerginiz bu aralar. Ara tara, ara tara doğru kadın oyuncuyu bulduk. Sicili tertemiz, hiç linç yememiş İbrahim. Ha, çok güzel. Hı? Kim peki? Kim oynayacak dünyanın en güzel kadınını? Selamlar, ben dünyanın en güzel kadını oynayacak olan Jale. Ne? Nesi oluyorsunuz? Ta kendisiyim. Bu bir tek linç yememiş. Ya da onu da yemiş. Merhaba. Jale Hanım, ben de İbrahim, dizinin yönetmeni. Merhabalar, dizimin yönetmeni. Sizin için heyecanlıyım İbrahim Bey. Ya çünkü benim gibi dev bir oyuncuyla çalışacağınız için çok mutluyum. Sizin için büyük bir şans olacağını düşünüyorum. İnşallah. Sizin gibi dev bir oyuncuyla çalışmak bizler için büyük şans. Dev, büyük. Siz bir şey mi demeye çalışıyorsunuz, ben mi anlayamadım? Hayır, siz de az önce aynı şeyi söylediniz diye. Hayır, ben kendime söyleyebilirim. Çünkü ben kendiminim. Ama siz kendimin değilsiniz. Nazlı Hanım, iki saniye konuşabilir miyiz? Evet, evet, tabii. Ah, Cahil Hanımcığım, lütfen hazırlıklarınızı sürdürün. Siz setimiz birazdan başlayacak. Tamam, teşekkürler. Nazlı Hanım. Buyurun. Sevgili yapımcım. Dünyanın en güzel kadını dedik. Dünyanın en şişko kadın demedik. Şişt, çok konuşuyorsun ya. Sen duracaksın. Sakın. Sakın böyle kelimeler kullanmıyorum. Canım, ben de şişkoyum. Ne var bunda? Yedik yedik kilo aldık işte. Şişt, duyacak. Nazlı Hanım. Ha? Yani dünyanın en güzel kadınla oynamak için bu kızcağız biraz toplu değil mi? Toplu da demiyoruz. Çok. Bu ne ya? Toplu da demiyoruz. Asla hiçbirini demiyoruz. Çok dikkatli konuşuyoruz. Ben... Odaklanamıyorum size, kusura bakma. Bu kız oynayacak. Duyuyor musun İbrahim? Bu kız oynayacak. Bu kızın çok büyük aktivist olduğunu biliyor musun? Çok büyük aktivist mi? Kilolular vardır diye bir Twitter hesabı var. Çok aktif. Bu mu aktif? Çok aktif İbrahim. Bak, aradık taradık bu kızı zor bulduk diyorum sana. Hiç linç yememiş diyorum sana. Bu kız oynayacak. Temsiliyet bu ara çok para kazandırıyor İbrahim. O rüzgarı arkamıza alacağız. O Twitter hesabındaki rüzgarı arkamıza alacağız. Anlatabiliyor muyum? Sen ne yap? Yüzüne odakla. Yüzüne odakla. Gerçi doğru söylüyorsunuz. Önemli olan iyi oyunculuk. İyi bir oyuncuysa biz o cazibeyi bir şekilde yaratırız. Yaratalım İbrahim. Ha, anladım. Yaratmalıyız. Yaratamaz da kızı karşımıza alırsan büyük linç yeriz. Dizimiz başlamadan biter. Anlatabiliyor muyum? Yani niye bu kadar korkuyorsunuz? Kaç takipçisi var bu kızın? 5 milyon. Oo, kilolular gerçekten varmış. O zaman tamam, vakit kaybetmeyelim. Hemen çekime geçelim. Jale Hanımcığım, hayırlı olsun, hoş geldiniz. Harika hocam. Olacak. Başrol oyuncumuz, partneriniz Ozan Bey de birazdan burada olurlar. Sizin hazırlığınız uzun sürer mi? Pardon. Şişkoyum diye ben hemen hazırlanamam. Öyle mi? Hı? Hı? Öyle mi? Öyle mi?
Yardım edeyim mi size? Hayır. Hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Yalnız benim avokado suyum nerede? Ben bu sette avokado suyu istiyorum demedim mi? Nerede? Ah, çok affedersiniz. Atlamışlar demek ki. Ben hemen konuyla ilgileniyorum. Başka bir şey istermişsiniz ya, atıştırmalık falan. Pardon. Ben şişkoyum diye atıştırmalık yemek zorundayım, öyle mi? Yani şişmanların aklındaki tek şey yemek yemektir, öyle mi? Bu sette şu anda bir mobbing mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer ki varsa, çünkü 5 milyon kişi bunu bilmeli. Hayır, asla böyle bir şey söylemedim Jale Hanımcığım. Yani lafın gelişi hani onun yanında onu ister misiniz? Tam bitmiştir konu bir. Aha, şönümüz de geldi. Selamlar. Ben kaçayım müsaadenizle. İbrahim, aman diyeyim. Aman diyeyim. Tabii, tabii. Selam, Ozan Bey. Ozan Bey, merhaba. Merhaba. Sizi takip ediyorum. Bu arada ben Jale, dünyanın en güzel kadını. Ben de Ozan, dünyanın en şaşkın erkeği. Hocam bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii, geliyorum. 5 dakikaya başlıyoruz Jale Hanım. Siz de o sırada ezber oturtun, tamam mı? Niye? Şişkoyum diye ben ezber yapamaz mıyım yani, he? Şişkolar ezber yapamaz mı? Benim ezberim var bir kere. Ne? Ezberim var. Süpersin. Sağ ol. Hocam. Biliyorum. Ya benim karakterimin 35 yıldır aşık olduğu ve beklediği kadın bu mu ya? Uğruna 7 erkeğin can verdiği. Evet Ozan, Jale Hanım dünyanın en güzel kadınını oynayacak. Onu popunda oturmuş, kanıksanmış güzellik algısını yıkmak için seçtik. İnşallah sadece güzellik algısını yıkar hocam. Biz o cazibeyi bir şekilde yaratırız Ozan. Neyle yaratacağız ya? Bilgisayarla mı, efektle mi yaratacağız? O kadar bütçemiz var mı bizim hocam? Çok takıyorsun Ozan, takma bu kadar. Tamam, halledeceğiz. Önemli olan iyi oyunculuk, iyi bir oyuncuysa hallederiz. Yüzüne falan odaklanacağız. Geri kalanını ben açılarla falan halledeceğim. Hadi bakalım. Açılarla. Hadi evet, hadi. Şimdi başlıyoruz Jale Hanım, hazırsanız. Mekan yatak odası, ayrılık sahnesi. Ezberler tamamsa hemen bir prova kayıt, hatta kayıt olsun bu. Tamam. Tamam, yerlerimizi alalım. Bir saniye alıyorum. Bir saniye. Yo, hayır, ben hallederim. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Evet. 3, 2, 1. Ses temiz, kayıt akıyor, jeneratör. Catering, her şey hazır. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını... Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin. Ama seninle yapamam. Hayır, hayır, hayır. Buna dayanamam. Oyunculuğu da kötüymüş. Kestik. Kestik. Ozan'cığım sen dinlen. Çok güzel, çok güzel. Jale. Bu tamam, bu cepte. Bu iyi oldu ama bir tekrar daha alalım. Tamam mı? Şeyim, duyguya biraz daha girerek olsun, tamam mı? Tamam. Çünkü ondan ayrılmak istemiyorsun. Korktuğunu görelim. Pardon, niye ayrılmak istemiyorum? Şişko olduğum için mi? He? Yani şişkolar kimseden ayrılamaz mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Anlayamadım. Hayır, hayır. Alakası yok. Hayır. Ya bu şey... Yok, senin karakterin öyle bir karakter ki bu Yakut... elini sallasa dağları devirir. Ne? Dağ gibi yiğitleri devirir. Hı. Uğruna 7 erkeğin can verdiği bir karakter bu Jale. Tamam, tamam mı? Hı hı. Yakut öyle biri. Tamam. Sen Ozan'ı çok seviyorsun, ona çok aşıksın, onu kaybetmek istemiyorsun. Bu yüzden korkuyorsun. Korkuyu, endişeyi hissedelim, biraz daha duygulu. Tamam ama baştan söylemediniz, yoksa ben duygu verirdim yani. Sıkıntı yok, hallederim hocam. Allah beni kahretsin, tabii hallederim, haklısın. Hallederim. Bir saniye. Ozan. Allah beni de kahretsin. Hadi Ozan, Ozan. Evet, yerimizi aldık. 3, 2, 1. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Kes,
Bu. Otur, otur, otur. Otur. Aa! Otur. Otur, tamam. Ne yaşadın? Tamam. Ne yaşadın? Bu da biraz fazla mı abartılı oldu? Ama şöyle, şimdi duyguyu istediğim dediniz. Ben sizin gözlerinizde korkuyu gördüm. Yok, o kamerayı falan korumaktan dolayı. Onların başına bir şey gelecek diye korktum. Hepsi üstüme zimmetli de. Ya hocam, bir şey söyleyeceğim. Tabii. Acaba diyorum siz... Siz bu seti, bu diziyi çekemeyecek misiniz ya? Hayır, beceremiyorsunuz gibi bir yerden de. Hayır, ben sizden oyun da alamıyorum. İyi bir yönetmen değilsiniz. Ya da... Acaba bu sette... Sırf şişman olduğum için bana ayrımcılık mı yapılıyor? Hayır, kötü olduğun için. Öyle mi? Yok, şey demek. Peki. Hayır. Arkadaşlar merhaba. Dünyanın En Güzel Kadını dizisinin setindeyim. Burada sadece şişman olduğum için bana ayrımcılık yapılıyor. Bu yönetmen tamamen şişman olduğum için bana oyunculuğumla ilgili herhangi bir yönelmeye vermiyor. Ve kötü davranıyor. Buyurun burada. Hayır, hayır, hayır. Hayır, çek. Bir saniye. Olur mu öyle şey? Öyle bir şey yok. Arkadaşlar merhaba. Ben dizinin yönetmeni İbrahim. Öyle bir şey yok. Biz çok eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Biz sette aile gibi olduk. Peki. Cale, lütfen. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hayır. Bak, ben sadece aşkı gerçek görmek istiyorum burada, tamam mı? Senin ona aşkını daha inandırıcı oynamanı istiyorum. İnanalım bu aşka. Bak, benim tek derdim sadece oyunculuk. Başka bir mesele yok. Başka bir sorun yok. Anlaştık mı? Tamam, baştan aşk demediğiniz için anlamadım. Anladım. Allah beni kahretsin. Tabii haklısın. Evet, evet. Alabilecek misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Toparladım. Tamam, hadi o zaman aynı yeri tekrar alalım. Şu aşka inanalım, olur mu? Hadi bakalım. Güzel. Evet. Yerimizi aldık. Üç, iki, bir. Oyun! Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Hayır! No, no, no! God damn it, no! Kestik! Bu da biraz fazla mı işveli cilveli oldu acaba? Sadece bir soru. Bir de niye İngilizce oynadın? Niye hocam? Şişkolar İngilizce konuşamaz mı? Hayır, karakterin İngiliz olmadığı için İngilizce konuşamaz. Doğaçlama yaptım niye? Şişkolar doğaçlama yapamıyor mu? Ya hanımefendi bak, şişkolar deyip duruyorsunuz. Konu şişkolukla alakası yok. Şişkolukla ilgilenmiyoruz, sorun değil. Yani sorun şu, kötü oyunculuk ya. Sen az önce bana şişko mu dedin? Ozan, Ozan. Şişko demiyoruz. Sen susma şişko! O sana diyor ama. Ben söyleyebilirim. Çünkü kilolular birbirlerine şişko diyebilirler. Ama sen diyemezsin cahil. İyi de sorun kiloluk değil diyorum ya. Yalnız artık kilolu demiyoruz. Etine doldum. Ona veganlar bozuluyor. Balık et bu. Ona da sazanlar bozuluyor Ozan. Yani... Tamam, neyse ne, tamam. Burası tamamdır. Cale Hanım istediği gibi cilveli kalsın burası. Biz devam edelim. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ben şimdi anlıyorum galiba. Buyurun. Tabii ya. Ozan Bey, ben sete girdiğim andan itibaren benimle bir set aşkı yaşayacağını düşündü, tahmin etti. Ama aradığını bulamayınca çirkinleşti, öyle mi? Kusura bakmayın Ozan Bey. Her kuşun eti yenmez. Ozan! Ne zaman? Neler duyuyorum? Ozan, neler duyuyorum böyle? Ozan! Sakın cevap verme. Neden? Neden, neden? Çünkü gün geçiyor. Set sarkıyor. Daha bir sürü sahne çekeceğiz. Lütfen, hadi, hadi. Ya hocam var ya, neyse. İyi, tamam, hadi çekelim. Evet, tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. Cilveli kalıyor. Kusura bakma. Üç, iki, bir. Oyun. Yakut, uyuyorsun, horluyorsun şu an. Ayrılmamız lazım Yakut. Sen dünyanın en güzel kadını olabilirsin ama seninle yapamam. Hayır, buna dayanamam. Bak Yakut, sen dünyanın en güzel kadınısın. Sana... Sana her bakan bir kez daha bakıyor. Gel. Dur. Gel.
Gel gel hele. Hayır Yakup, sen... Ne oldu? Bak sana... Dur, git seni. Seni ben... Sana, herkes sana bakıyor. Herkes seni istiyor. Künde, at. Git, dur, dur, dur. Bak, ben bunları bilerek seninle olamam. Gidiyorum. Ozan, dur. Güzel, harika, harika. Şimdi açı değişiyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Yakut, Yakut karakteri Ozan dur diyor. Ozan dönüyor. Koşuyorsun, kucağına atlıyorsun. Beraber dönerler. Ne yaparlar, ne yaparlar? Koşça kucağa atlayacak şöyle bir. Hop, hop, onu, hop. Ama sen üstüne böyle atlayacak. Hop, böyle bir döndüreceksin. Hocam ben bunu kaldıramam ya. Psikolojik olarak değil yani fiziksel olarak kaldıramam ben bunu. Ozan, Ozan. Ben onu halledeceğim. Şu yerden ufacık, ufacık kaldır ya, tamam. Hocam ufacık kelimesiyle bu kadını aynı cümle içinde kullanamazsın diyorum sana ya. Hayır, iptal edelim bu sahneyi hocam. Atalım. Atalım gitsin. Pardon, yandan, niye iptal ediyoruz? Ben şişko olduğum için mi? İnanır mısın? Bu sefer evet. Bu sahne çekilecek Ozan. Yoksa seni bitiririm. Ha, bitirir Ozan. Bitirir. 5 milyon takipçisi var. Kız aktif. Tamam mı? 5 yılda yarattığın kariyerini 5 dakikada alaşağı edebilir. Tamam, çekelim o zaman. Hadi. Güzel. Hemen çekelim. Sorun değil. Ben kaldırırım onu. Bir şey değil. Tamam, hocam, çekiyoruz. Hocam, öptüğümüz yerden alabilir miyim? Ozan'ın buna dayanamam dediği yerden alıyoruz. Hocam. Gel hadi, gel. Gel, gel. Şunlar iyiydi. Onları bir daha görelim. Gel hele, gel. Dur, dur. Gel. Helene. Gel. Gel. Seni seni ben. Bana bak. Seni herkes istiyor. Herkes seni beğeniyor. Seninle. Galiba yenileceksin Ozan. Şunu iki. Atla. Herkes seni. Herkes seni istiyor, herkes seni beğeniyor. Dönüm, dönüm, dönüm. Bunu bilerek yaşayamam ben. Ah. Gidiyorum. Ozan dur. Allah'ım sana geliyorum. Kestik. Ellerinize sağlık. Gayet güzeldi. Yemek arasıdır. Afiyet olsun. Gitti 40.000 euro, gitti 40.000 euro. Evet, hadi yemek arası Ozan. Sen de bir nefeslen. İlk yardım ekibini çağırın. Nefes almıyor. Adam ölmüş. Bir dakika ya, benim yüzümden bu. Bir dakika, anlamadım yani. Benim yüzümden mi öldü? Evet! Evet! Öyle mi? Demek benim yüzümden oldu, öyle mi? Arkadaşlar merhaba. Şu an bulunduğum sette bu Ozan denen pislik sırf benim şişmanlığımı yüzüme vurmak için bilerek öldü. Şimdi sizden ricam onun ölüsünün dirisini leşlemeniz ve ben bu seti terk ediyorum. Oh. Ya. Ya. Ya adam ö. Adam öldü, öldü. Efendim karıcığım, ne? Acil mi? Ha? Evin önünde kuklamı mı yakıyorlar? Yahu ben bir ayrımcılık falan yapmadım. Yemin ederim benim bir suçum. Hayır, bir saniye. Ya ben boşanmak istemiyorum, dur. Kapatma. Ozan öldü mü? Ha? Kesin öldü mü? Ona göre yeni oyuncu ayarlayacağım ben. Ölmedim. Ölmemiş. Ölmedim.
Ölmedim, birkaç organım ezildi ama yaşarım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O gitti mi? O gitti mi? Gitti. Al, bırak, bırak. Gitti, gitti. Bütün set yemeğini aldı, gitti. Hala linçleniyor muyuz Nazlı? Çok linçleniyoruz. Çok fena linçleniyoruz. Ben şimdi sosyal medya imajımızı düzeltmeye gidiyorum. Ama olumlu tarafından bakarsan... sahneyi çektik mi? Çektik. Bunu montajda toparlarız. Hadi bir sonraki sahneyi çekmeye devam edelim. Niye? Set boşa akmasın. Hadi. Doğru. Hadi devam. Siz de haklısınız. Tamam. O zaman tamam. Arkadaşlar şey sahnesinden devam edelim. Bu Ozan'ın evde tek başına kedisini sevdiği sahneden devam edelim. Kediyi yollayın. Buyurun. Selamun aleyküm. Ben Fikri. Kedi oynamaya geldim. Birader. Aleyküm selam. Sen kedi değilsin. Ben kendimi kedi olarak tanımlıyorum. Bana ne olacağımı dayatamazsınız. 10 milyon takipçim var, sizi linçletirim. Ah. Hocam. Ozan. Hayır ya. Ozan. Yani Ozan. Şşş. Bu set bir başka linci daha kaldıramaz. Tamam mı? Ben onu açılarla falan halledeceğim. Evet. Fikri Ozan'ın kucağındadır. Ozan kedisini sevmektedir. Buyurun alalım yerimize. 3, 2, 1. Oyun. Yao. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen ne söyle?